Herkese yeniden merhabalar. 2 haftalık bir aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün sizlere ne anlatacağım? Ne anlatacağım? Radyo anlatacağım. Radyo. Radyo anlatacağım ama nasıl radyoyu anlatacağım? Şimdi günümüzde biz bu toplu iletişim araçları dediğimiz araçları kullanıyoruz ve insanları etkilemeyi başarıyoruz, değil mi? Yani e, en büyük aşklar, en büyük kavgalar bu telefonlardan, televizyonlardan, e, internetlerden birbirimize ulaşabiliyor. Haliyle bu internet olsun, bu iletişim araçlarının olsun, insanlar üzerinde muazzam bir Etkisi var Nedir bu etki? Toplumu harekete geçirmek gibi etkisi var. Zaten bu aralarda çok meşhur değil mi? Youtube'dan mesela bir video ile beraber toplum ufak ufak harekete geçmeye başlıyor. Her ne kadar o şey diyor değil mi? Harekete geçmeyin falan diyor ama. Neyse bugünkü konumuz da zaten tam olarak bu. İletişimin, iletişim araçlarının bizim toplumumuzda dünyaya nasıl etki ettiğini anlatacağım ama size ikinci dünya savaşının çıkmasına sebep olan bir olay anlatacağım. O da bu gördüğünüz radyo. Radyo 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep olan en büyük icatlardan biridir. Bence radyo büyüktür televizyon ama bir tabii geçmişine bir ufaktan bakalım. Şimdi bir e, radyonun aslında kökeni dediğimizde radius form birleşiminden oluşan bir aslında kelime kökü var. Radius ne demek? Radius ışınlanma demek. Form ses demek. Bu da işte radyo olarak kısaltılmışını biz şu an zaten günümüzde kullanıyoruz. Bunun aslında radyonun direkt ortaya çıkması, icadı şuraya dayanıyor. Telgraflara dayanıyor. Telgraflarda bir yerden vuruş şeklinde hani 3 uzun işte atıyorum 3 kısa, 3 uzun 3 kısa. Mesela SOS demektir. Morse alfabesiyle beraber bu vuruşların ortaya çıkmasıyla telgraflar ortaya çıkıyor. Telgrafların ortaya çıkmasında zaten bu Samuel Morse'un vuruş tekniği var ya Morse alfabesiyle beraber bir yerden bir yere iletişim kurmak mümkün kılınıyor ilk başta. Daha sonra tabi ki de biliyorsunuz Graham Bell'in işte... Telefonun patentini koymasıyla beraber hatta Graham Bell'in telefon e, patentini almadan 2 saat sonra başka biri geliyor. Ulan diyor ben telefonu buldum falan ah diyorlar. Şimdi bunu buldular diye. E, bu aslında radyonun hem telefon hem telgraf radyonun temelini oluşturuyor. Ancak telgraf ve telefonlarda bir yerden bir yere veri aktarımı ne ile sağlanıyor? kabloyla. Ta ki James Maxwell adlı bir beyefendi buradan işte fizikçiler bunu çok iyi bilir. Neyi buluyor? Dalgaları buluyor. Ne dalgası? Radyo dalgalarını keşfediyor ve bu dalgalar sayesinde bir yerden bir yere kablosuz veri aktarımının yapılabilmesini mümkün kılıyor. Ve bunu da bizzat ispat eden yine radyo dalgalarının zaten bizzat kurucusu, babası sayılan Hertz zaten kendisi radyo dalgalarının birim ölçüsünde de kendi ismini kullanıyor. Hertz de bu durumu ispat ediyor. Ne işe yarar radyo dalgaları? İşte günümüzde televizyon kumandası açma kapatma, efendim mesela drone uçuruyorsunuz ya mesela drone uçurma vesaire bunların hepsi bu radyo dalgaları sayesinde yapılabiliyor. Yani aslında bizim hayatımıza çok ciddi bir kolaylık sağlıyor. 1874 yılında İtalyan bir tane Cilerme Marconi dediğimiz beyefendi 1874 yılında doğan bu adam bu radyo dalgalarıyla beraber çok ciddi bir araştırma ...görmeye giriyor. Lan ne işe yarar? Nasıl kullanabiliriz? Derken radyo dalgalarını bir yerden... ...bir yere ses olarak göndermeyi başarıyor. Nereden nereye gönderiyor biliyor musunuz? İkinci kattaki... ...evinden kapının zilini ayarlıyor. Kapının zilini çalabiliyor. Bunu keşfediyor. Tabii ailesi bunu çok ciddi... ...bir buluş olarak ortaya çıkartıyor. Tabii İtalyan hükümeti hani... <laughs> ...ne ki bu falan yani? Ne işimize yarayacak diye... düşünüyor. Aa gözlük gidiyor. 50 liraya aldı. 50 milyon. Bu adam bunu keşfediyor. Tabii e, İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'ye gidince... Ulan diyorlar ki bir yerden bir yere kablosuz olarak ses gönderebilmek muazzam bir olay. Hemen tabii çevresinde kim toplanıyor? Askerler ve politikacılar toplanıyor. Neden? Çünkü askerin bir yerden bir yere ses göndererek ne yapması lazım? Orayı yönetmesi lazım veya da savaş anında kullanması lazım. Politikacıların ne yapması lazım? İnsanlara ulaşması lazım. Herkese doğrudan dokunabilmesi lazım. Haliyle zaten bu beyefendi de bizim Marconi ABD'de Deniz Komutanlığına sürekli böyle işte telsizlerden radyo işte bu frekanslarından oluşan bir ağ kuruyor. Tabii bu durum gitgide bütün dünyanın ilgisini çekmeye başlıyor. Hatta o dönemde ABD'de 7 milyona yakın insan radyo ağıyla birbirlerine ulaşabildiğini fark ediyor. Ve bu kadar çok ulaşınca insanlar birbirine Frekanslar birbirine karışıyor. Frekanslar birbirine karışınca da ortada bir çöplük oluşuyor. Hatta ABD diyor ki kardeş bunu böyle kullanamazsınız diyor. Bir kanun getiriyor ve bu kanuna göre hareket etmeniz lazım diyor. Neyse bizim Marconi'nin buluşu birazcık kısıtlı. Neden? Çok uzağa gönderemiyor. Belli bir yere gönderebiliyor ve süreklilik sağlayamıyor. Ama Fransız... Lee de dediğimiz adam, Lee de bunu sürekli olarak göndermeye başlıyor. Bir yere sürekli, 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 sürekli haliyle radyoculuk dünya üzerinde çok ciddi bir yer edinmeye başlıyor. 1906 yılına gelindiğinde Kanadalı Fessenden dediğimiz beyefendi ilk defa radyoculuk yayınını başlatıyor. Hani şey olarak uzun mesafeli ve konulu Şöyle bir Noel günü geliyor, açıyor işte radyodan mikrofonu alıyor, kullanıyor, başlıyor, şiir okuyor, şarkı söylüyor. Ve bunu da nereye ulaşıyor? Gemilerin hani e, telsizleri var ya oraya giriyor. Ve diyor ki eğer diyor bunu dinleyen birisi varsa diyor lütfen diyor bana mektup yazın diyor söylüyor böyle. Gerçekten de tarihe ilk defa konulu olarak bir radyo programı Fessenden tarafından yapılıyor Kanadalı. Radyonun bütün insanlara ulaşabildiğini keşfeden liderler az önce zaten bu durumdan bahsetmiştik. Bunu hemen profesyonelleştiriyor ve bunu hemen hemen her evlere sokmayı amaçlıyor. Neden? Çünkü insanlara bir şeyler anlatacaklar. Toplu, toplumu harekete geçirecekler. Düşünsene mesela Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal tek tek her yeri geziyor değil mi? Mesela ilk başta Samsun işte oradan Amasya'ya geçiyor. Hatta arada Havza var. Amasya'ya geçiyor. Erzurum, Sivas oradan Ankara'ya geliyor. Tekrar Erzurum'a gidiyor. Amasya'ya gidiyor yeniden. Derken ya ne yapıyor Mustafa Kemal? Her yere tek tek ulaşıyor. Yani eğer ki zamanında bu icatlar tam olarak kullanılabilseydi ve Mustafa Kemal mesela bu radyo ile ilgili bu şekilde insanlara hitap edebiliyor olsaydı belki kurtuluş mücadelesi bu kadar uzun bile sürmeyecekti insanları ikna edebilmek vesaire. Gerçi Osmanlı Devleti izin verir miydi? O da ayrı bir tartışma konusu da. İngiltere, Fransa, Rusya 1922 yılında radyoya kavuşuyor. Almanya 1923 yılında, Türkiye ise o zamanlar tabi cumhuriyetimiz kuruluyor. 1927 yılında ilk defa radyoyu kullanmaya başlıyor. Radyo insanlara o kadar böyle yaklaşıyor ki artık insanları o kadar etkiliyor ki insanlar böyle bir tane tabi bu kadar küçük boyutlarda değil. Bu birazcık daha 1970 olabilir 80 olabilir o dönemden kalma bir radyo. Tabii daha büyük radyolar etrafında insanlar toplanıyorlar. İşte gelecek bir e, haberi vesaire hep buradan dinlemeye başlıyorlar. Aynı zamanda şarkılar, e, müzikler de bu kutunun içinden çıkmaya başlayınca insanlar cidden bundan aşırı etkileniyor. Ve özellikle e, ünlü yönetmen vardı bir tane Orson Welles olsa lazım e, tam olarak ismini de bilmiyorum. O adam bir gün Dünyalar Savaşı adlı bir kitap okuyor. Okuduğu kitapta şöyle bir yani roman yani bu bildiğin roman okuyor. İnsanları radyodan dinlesin diye roman okuyor. Ama romanı okurken bir yerde öyle bir şey söylüyor ki sanki haber sunuyormuş gibi anlatıyor. Diyor ki Marslılar dünyaya geldi, dünya işgaline başlanmıştı ve artık dünyanın sonu yaklaşmaktaydı. Marslılar her önüne geleni öldürüyordu deyince ulan toplum bunu bir haber olarak algılıyor. Herkes sokağa çıkıyor ulan öleceğiz bilmem ne panik havası oluşuyor. Ve insanlar bu dönemde o kadar çok intihar oranı artıyor ki korkudan insanlar intihar etmeye başlıyor. Şimdi e, normalde devlet yöneticileri bu durumda birazcık ne olur? Endişe duyar, değil mi? Ulan radyoya bak neler yapıyor falan. Bizim o dönemin tabii devlet liderleri bu durumu hemen fırsata çeviriyor. İşte bizim de zaten bugün konumuz o fırsata çeviren Adolf Hitler. Malum Adolf Hitler'in bu isteği normal. Ee, kim istemez ki? İktidarda olsanız bile iktidarda olsanız bile işte efendim mesela oyunu korumak için bunu kullanmayacak mısın? Ya da televizyon, interneti kullanmıyor musun? Kullanırsın. Ya da iktidara gelmek isteyen bir muhalefet partisi bile olsan ne yapıyorsun? İster bunların hepsini kullanıyorsun. Hatta o kadar ki çocuk oyuncaklarına kadar bu iletişim araçlarında çocuk oyuncaklarına kadar inen bir ne var? Propaganda aleminde yaşıyoruz. İster istemez Adolf Hitler de zaten bunu yapıyor. Kaldı ki e, değil mi mesela günümüzde iktidara gelmek isteyen partiler bunu kullanmıyor mu? Ya da tam tersine ortada bir şey varmış gibi göstermek isteyenler bunları kullanmıyor mu? Veyahut da hala mesela günümüzde insanlara bir şeyleri anlatmak isteyen, toplumu harekete geçirmek isteyen gruplar, insanlar bunları kullanmıyor mu? Kullanıyor. Ve benim büyük bir iddiam var. Radyo büyüktür televizyondan. Şimdi televizyon insanlara ne veriyor? Doğrudan ham bilgiyi veriyor. Ama radyo öyle değil. Radyo siz bir iş yaparken bir yerde kulağınızla dinleyebildiğiniz, sizi işinizden alacak bir alet değil. O yüzden zaten işinizden alacak bir alet olmasaydı televizyon nerede olurdu? Arabalarda olurdu. Arabalarda televizyon var mı? Yani sürücü koltuğunda? Yok. Haliyle arabalarda ne var? Radyolar. Radyonun bir de şöyle bir etkisi var. Radyodan gelen sesler eğer ki kelimeler güzel seçilmiş, tam vaktinde kullanılmış ise insan zihni zaten bu gelen güzel kelimeleri, tam zamanında kurulmuş cümleleri ne yapacaktır? Mükemmel olarak zihninde tasarlayacaktır. Çünkü insan her şeyi mükemmel isteyen bir varlık. Haliyle radyodan gelen bir ses, radyodan gelen cümleler, akan o etkileyici sözler sizleri harekete geçirmek için daha etkili olacaktır. 1933 yılında bizim Hitler başbakanlığa geliyor. Hitler başbakanlığa gelince de halkı aydınlatma ve propaganda bakanlığına da Josep Goebbels'i getiriyor. Josep Goebbels'le beraber bir işe soyunuyorlar. Hitler ilk defa konuşmalarını yapmaya başladığında öyle bir konuşuyor ki mesela sesini o kadar çok yükseltiyor ki insanlara etkileyebilmek için ya da öyle bir sessiz konuşuyor. İnsanları etkileyebilmek için. Aniden bağırınca insanların zihninin içinde yer alan o bilinç altlarına kadar dokunmayı başarıyor Hitler. Ve bu olayla beraber artık Hitler'in propagandası %100'e ulaşmış bir vaziyette başlıyor. Şimdi diyeceksiniz ulan 1933'ten bahsediyoruz. Her evde radyo var mı? Her evde radyo yok da 1936 yıllarına geldiğimizde Berlin Olimpiyatları ilk defa o dönemde radyolardan canlı olarak anlatılmaya başlanıyor. E Berlin Olimpiyatları radyolardan anlatılmaya başlanınca ister istemez her ev radyoyla donatılıyor. Kaldı ki lokantalar, işte fabrikalar yani kamu alanda, alanlarında insanların insanlara açık olan yerlerde radyo bulundurmak bile zorunlu hale getiriliyor. 31 Temmuz 1933 yılına gelindiğinde Hitler ilk defa radyodan konuşmasını yapıyor. Yine hemen akabinde 1933 yılında ise bütün programlar kaldırılıyor ve bütün programlar tek bir program adı altında birleştiriliyor. Yani yavaş yavaş Hitler neyi ele geçirmeye başlıyor? Bizim günümüzdeki söylediğimiz tabirle medyayı yavaş yavaş ele geçirmeye başlıyor. Radyo kanalları artık tek bir kanal üzerinden işlemeye. Az önce söylediğim gibi bütün kamu alanlarında da radyolar zorunlu hale getirilmeye başlanıyor. Burada tüm halka seslenen sürekli bir hitler yok. Burada müziklerde var. Kadınlar için özel programlar var. Kadınlara mesela o dönemde kadınların propagandadan daha çok etkilendiğini fark ediyor Hitler ee, ve onun bakanları işte o Joseph Goebbels dediğim adam. Kadınlara o dönemde mesela ülkede ne fazla işte yağ, un, tuz, şeker ne geliyorsa hangisi fazlaysa ev alışverişinde kadınları ona yönlendirmek için propagandalar yapılıyor. Ne az ise, tüketilmesi az olması gereken bir ihtiyaç ürünü varsa onları tüketilmemesi için yine propagandalar yapılıyor. Hatta kadınlara o dönemde radyolarda ne söyleniyor biliyor musun? Siz diyor sadece aileniz için değil diyor. Alman halkı ve devlet için varsınız diyor. Yani o dönemlerde kadınla şimdi günümüzde kadınların ev işlerini yaparken ne için yaptığını düşünüyoruz. İşte ailesi için yapar vesaire. Hayır onu oradan çıkartıyor kadını bütün devlete mal etmeye başlıyor. Ve en önemlisi de erkekler, genç erkekler bunu söylerken de sürekli şunu söylüyor. Ey genç erkekler, genç erkekler, gençler, genç erkekler, 40 yaş altı, yani bunların hepsi çok güzel bir propaganda. Ve bu genç erkek bunu kesine, bu bu 40 yaş altı dedim ya o kısmı kesin, vallahi vururlar bak var ya dolmamızı yaparlar. Buyurun. Gençlerin dikkatini de işte bu memleket meselelerine e, gündeme çekmek için ö, bir de Almanya'nın biliyorsunuz malum bir ırkçı politikası var. Alman ırkının üstünlüklerini gösterebilmek için gençlere özel programlar yapılıyor. Hatta gençlerin programı ise akşam saatlerinde başlıyor çünkü gençler gündüz, e, gündüz saatlerinde çalışıyorlar ve akşamları boşa düştükleri an ve ne dinlemek zorunda kalıyorlar radyo ve böylelikle Hitler doğrudan gençlere ulaşabiliyor. Almanların bu uygulamış olduğu propagandanın bir sonuca varması lazım. Hitler'in amacı nedir? İşte bütün Avrupa'yı ele geçireyim. Hatta mümkünse bütün dünyayı ele geçireyim. İşte şimdi Lebensraum, bilmem ne bu politikalara girmeyeceğim ama Almanya e, en sonunda artık diyor ki tamam. Halkı bayağı bir örgütledik. Halkı artık propagandamızı yedi. Sansa da atladıkları bir şey var. O da şu. Almanya'da radyolarda tek kanal var ama Almanya'da bir de yabancı radyo kanalları da var. E haliyle halk bir türlü o propagandayı yememiş. Yabancıların propaganda yapmasıyla beraber halk aslında bir teraz gibi dengede kalmış. Hitler daha sonra yabancı kanal, radyo dinleyen herkesi en iyi ihtimalle hapse attırmıştır. En iyi ihtimalle ya da öldürtmüştür zaten. Daha sonra bir olay yaşanıyor. Zaten orada Hitler çıldırıyor. Bu Münih konferansında işte Ulan Chamberlain geliyor İngiliz başbakanı. İngiliz başbakanına diyorlar ki ya kardeşim biz savaş istiyoruz. Kaba tabirle İngiliz başbakanı diyor ki hayır diyor biz diyor barış yanlısıyız. Almanya'da tabi yabancı kanallar da var ya. Alman halkı tarafından İngiliz başbakanı alkışlanıyor. Daha sonra tabi Hitler komple yönetimi ele alınca bütün kanalları kapattırıyor. Ve Almanya'yı savaşa sokmaya nasıl ikna ediyor biliyor musunuz? İşte radyo büyüktür televizyon dediğim olay bu. Bir gün iki tane nazi subayı, SS subayı radyo programlarının yapıldığı kanalı basıyor. Ama asker üniformasıyla değil, sivil üniformayla basıyor. Radyo yayındayken radyocuları bağlıyorlar ve iki el ateş ediyorlar. Ve tabii ki de radyoya tekrar Hitler çıkıyor. Diyor ki bizim diyor. Alman halkı ilk defa bu kadar büyük rencide oldu. Polonyalılar radyomuzu bastı. Biz de en iyi ihtimalle halkımızın onurunu, gururunu, şanını, şerefini kurtarmak adına Polonya'ya savaş açtık diyor. Az önce savaş çığlıklarına dur diyen Alman halkı, barışı alkışlayan Alman halkı bu olayın sonrasında Hitler'i %100 destekleyerek Savaşı kabul ediyor. Ve 2. Dünya Savaşı Almanya'nın Polonya'ya saldırmasıyla başlıyor. İşte küçücük bir kutu dünya üzerinde 60 milyondan fazla insanın ölmesine sebep olacak büyük bir savaşa sebebiyet veriyor. Ve biliyor musunuz günümüzde bu da bonus olsun. Günümüzde Almanya'da hala Türk yayını veyahut da işte yabancı dilde bir yayın yapmanın süresi çok kısadır. Uzun süreli yayın yapmak yasaktır. Siz siz olun. Duyduğunuz her şeye inanmayın. Veyahut da siz siz olun. Doğrusunu araştırmadan duyduğunuz hiçbir şey ile hareket etmeyin. Propaganda böyle bir şeydir. Şu an bende nasıl propaganda yaptım ama. Evet bizden bu kadar görüşürüz. Bay.